Hayatın boyunca harcadığın ve en pişman olduğun para hangisi? Hiçbir paraya pişman olmam. Hiç harcamadım ki. Ucuza kaçtık, daha pahalı geldi. İtiraf ettin. İşte gerçek bir cimrisin İsmail. Ne oldu? Hayır. Bak İngiliz atasözü ne der? Ucuz alacak kadar zengin değilim. Bravo! Neyli pasta seversin kardeş? Yok Allah'ım. Ben sana muzlu pasta aldım. En kötüsü hediye almadığın doğum gününde hediye merasimine denk geldi. Hediye verilirken senin kenarda gülüyor olmalı. Bölüm başı aldığın parayla birer araba alınıyor. Bir zahmet onu da kendin gel yani. Evet sevgili dostlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Kapa TV'de beraberiz. Bugün İsmail'in özellikle bana WhatsApp'tan mesaj atarak bu konuyu işleyelim dediği bir konuyu işleyeceğiz. Para harcarken 40 kere düşünen cimri midir yoksa tutumlu mudur? Bana göre cimrinin tillahıdır. Kitabın ortasından konuşacağım. Cimrinin tillahıdır. Para niye arkadaş, paranı? Arkadaşlar. İsmail sen cimri bir misindir? Ben hiç para kazanamadığım için onu ölçemedim. Hiç. Para kazanamadın mı? Abi 8 kanaldan ödeme alıyorsun daha. Hayır, 2-3 senedir alıyorum, doğru. Ha, tamam. Ama para kazanma kültürüm geç oluştuğu için yani cimri miyim, değil miyim? Daha onu tecrübe edemedim. Tecrübe edemedim. 41 yaşına geldi, harcama kültürü hiç oluşmadı, öyle düşün. Evet. Sen mesela İsmail, bazı hala yapılabildiğini maalesef gördüğümüz bir numara var. 70'li yıllardan beri yapılır. Hesap öderken tuvalete kaçma. Bunu daha ben 2023'te şu gözler gördü. Ya arkadaş bunu artık yapmayın. Yapar mısın böyle yapar. Bir şey? Yapar. Lan Bozcaada Haluk şimdi... Hoca'ya nasıl yığdı çayları? Kime? Haluk Hoca'ya, Haluk Şahin. Aa evet ya. Adama 8 çay, 2 soda. Adam tüm Bozcaada'daki tatili boyunca o kadar hesap ödememiş. Yapmam da şöyle bir sorun var. Bir daha dediğin geçen haftaki itibaren konuyla bağlantılı evet olarak söyleyeceğim. Az biraz tanındığım için hesap almama gibi durumlarla karşılaşıyorum. Peki sen üstelemez misin? Tabii, parayı bırakıp kaçıyorum. Ha iyi tamam. İşte o da İsmail... çok çirkin bir kavga oluyor. Mesela, abi böyle elli. Hayır ona gerek yok kardeşim, hiç kavga etmezsin. Eyvallah kardeş dersin. Adam uzaklaştırınca hesabı ki bırakır gidersin. O ne yapıyor? Parayı saydık. Kredi kartı icat sonra. Hayır, nakit ödersin. Kredi kartı çok uzak. Garsonu çağır, bilmem ne. O zaman anlaşılır. İsmail hesap ödüyor. Ödetmeyin oğlum derler. Yine İsmail'e yazar. Cebinde mesela o kadar para mı taşıyorsun sen? Olabilir. Benim en çok gücüme giden, bu son zamanlarda gücüme giden otopark parası. Abi bu kadar çok fazla bir para oldu ki. Mesela bunu vermemek için ben birkaç sokak yürümeye yeğlerim. Bu nekeslik değildir bana göre. Bunu sen bile yapıyorsan abi, beni, vay bizim halimize. Sen bile derken. Beni Beşiktaş'ta. Ne alakası var abi? Saçma bir para yani. Saçma bir para. Yani o kadar zaman için o parayı arama vermem. Arama ya. 3 milyon lira veriyorsun da. 6. Hayır abi. Arabayla alakası yok abicim. Arabanın fiyatıyla otoparkın ne beni alakası var? Beşiktaş'ta geçen. Ben yürümeyi severim. Yürümeyi severim. Bazıları bunun nekeslik der. Nekes yani cimri. Beşiktaş'ta beni çarptılar abi. Arabayı koydum şeye, Beşiktaş'ın içinde bir yere. Çocuğun biri geldi. Vale. Sonra ne kadar dedim. Dedi ki 20 lira dedi. Çıkardım. 200 lira var cüzdanımda. Hep de senin bir kere daha bir anı anlatmıştı. Çocuğa bayram parası verecekti. Bayram parası. Bir çıkarıyor 200, bir çıkarıyor. Hani sen para taşımıyordun? Abi taşımıyorum da. Sen bir... 200 lirayı çıkardım. Ondan sonra dedim ki ya bozuk yok. Ben bozayım abi dedi. Şöyle bir sahne oldu abi. Parayı elimden aldı ve koşmaya başladı. Ve kayboldu. Kaç lirayı? 200. Sana koymaz. Ya bir şey değil. Yani o gün şöyle bir şey oldu. Bir garibi sevindirmişsin gibi oldu. Öyle garip bak. Öyle garip mi var bu? Dolandırıcı bunun. Neresi garip abi? Koşsaydın o zaman peşine. Ama gururuna yediremedin. Dedin ki ulan koskoca Candaş Tolga'yım. Şimdi koşarken biri yürüyecek. Lanet gelsin dedin. Yok. Ben koşardım mesela. Ensesinden yakalardım. Karakolluk olurduk. Ben karakolluk olmam da gerek yok yani. Çocuk mu dövecek? İsmail kaç paraya koşarsın adamın peşinden? Kaç parayı tokatlarsa koşarsın? Zaten adamın kaptırabileceği yüksek banknotu. Daha fazlası yok. Ama 200 dolar kaptırsaydı koşabilirdi kendisi. 200 dolar niye kaptırsın? Yurt dışında kaptırabilir 200 dolar. Öyle bir salağım ki 100 dolar da değil. 2 tane 100 dolar veriyorum şeye. Vale yanlış anlama yani. Evet evet. Hani 100 dolar da değil. Sen 200 dolar mı kaptırdın? İsmail sen Alman usulünü sever misin? Ben mesela Alman usulüne her zaman alışamadık. Şeyim. Alışamadık. Yok alışamadık değil ama ben ona her zaman en mantıklı bulduğum şey ben odur. Ben çok terbiyesiz. Ben mesela ıstakoz yedim. Abi sen cimrisin. Ben ıstakoz yedim. Senin olayın. Bu arkadaş mercimek çorbası içti. Ortadan nasıl bölüyoruz bunu?
Abi dostluk, arkadaşlık diye bir şey var. Yemişim dostluğu lan. Alman usulü ortadan bölünmüyor ki. Dördü, işte kaç kişi sen ona bölünmüyor? Hayır abi, Alman usulü herkes kendi yediğini ödüyor. Evet, sana doğru, yanlış bilgi. Bence burada da soralım. Kim Alman usulü seviyor, kim sevmiyor? Seyircilerimiz de var buraya katılan. Tamam, doğru söylemişim. Yine doğru söylemişim. Ben ıstakoz yedim. O mercimek yedi. Niye? Yapmış gibi yapması çok iyi. Doğaçlama ustalığı burada. Doğaçlama ustalığı burada. Ben hiç sevmem. Alman usulü. Ne seversin sen? Abi ben gittiğimde genelde... Bonkör müsündür yani? Benim için sorun değil yani. Bir dakika, senin paran burada geçmez mi dersin? Öyle durumlarda öyle derim. Ben senin yemeğini yedim, şimdi yalan söylemeyelim. Yemeğimi mi yedin? Yemeğini yedik. Ciğerimi yedim be. Ne yemeği? Can abi bak, kaç yıldır tanışıyoruz. Ben de yedim çünkü beraber yedim. Evet. Kaç yıldır tanışıyoruz. Evet. Bir kere beni bir yemeğe bir şey götürdün mü? Hayır. Herhangi bir şey ısmarladın mı bana? Hayır. Utanıyor musun şu an? Hayır. Ha, niye ısmarlayayım ki? Sen benden daha zenginsin. Daha zengin bir adama ben şimdi Şarıklara'ya niye yemek ısmarlayayım? Abi niye senden daha... Ben senden daha zengin olmadığıma eminim. Ama benim gönlüm bol. Nekesliğin bir başka boyutu nedir biliyor musun arkadaşlar? En uyuz olduğum bölüm odur. Hediyeyi hediye etmek. Şu bana hediye gelmiş. Ben çok İsmail'in de doğum günü. Hiç açmadan bunu İsmail'e hediye ediyor. Ben çok ederim. Ama yattığın yerde biliyorsun ulan o hediye başkasındı, bana gelmişti. Biliyorsun o andaki duygu böyle beynini tırmalıyor. O hediye senindi. O hediye senindi. Niye gidip İsmail'e veriyorsun? Yapıyor abi, musun bunu? Bak şöyle, bunu yapıyor musun? Bu hediye meselesinde daha önce de konuştuk, bilmiyorum. Tabii hediye işte. Almak çok güzel de hediye vermek çok zor iş. Niye? Birine de şey diyemiyorsun. Bana şunu al. Ben diyorum artık ama eskiden mesela sen kafana göre bir şey almışsın. Ne diyeceğim? Bu çok kötü. Bunu geri mi vereceğim? Ya ben sana niye kötü bir şey alayım? Alıyorum. Sen genelde kötü değiştirme şey alıyorsun. Kartı var, değiştir. Onunla uğraşmıyorum ben de. Ben de alıyorum. Evet. Duruyor. İsmail'in doğum günü, kardeşim doğum günü kutlu olsun diye senin hediyeni ona veriyorum. Bu iş mi? İş. İsmail'e verdiği için iş. Gökhan'a verse olur mu öyle şey diyeceksin. Hayır abicim, o onun nasibi. Sen. Abicim bak, ben sana bir tane kazak almışım. O senin nasibin. Onu ben İsmail'e veremem. Artık onun oldu artık. İstediğine evet. Verebilir. Olur mu lan öyle saçmalık? Oldu kim diyorsun bak, sen söylüyorsun. İşte bu nekeslik bu. Gidip de adama bir şey almamak için. Ulan şimdi kim gidip İsmail'e mont alacak? Al İsmail. Bu İsmail'e yarıyor mu? Kardeşim İsmail sonuçta onun parasının miktarını sormuyor ki sana. İşine yarayacak bir şey değil ki İsmail ya. Adam takunya almış, takunyayı sana armağan ediyor. Bu ama hediye veren... Takunyayla eve dönmüştüm camiden bir kere. Can abi sen cimrisin ama İsmail değilim. Senden daha cimri. Değilim. Sizin cimrilikleriniz pintilik noktasına gelmek üzere. Değilim. Nereden? Mesela bir tane cimriliğimi söyle. Bozca adam. Ben cimri olsam buraya arabayla mı gelirim? Abi, derim ki gelin beni alın. Aynı İsmail'e yaptığınız gibi. Ben öyle yapmıyorum. Arabaya atlıyorum, köprüden geçiyorum, mazot yakıyorum, lastiği eskitiyorum. Abi burada cimri nasıl olur biliyor musun? Çocuklar gelin beni alın, akşam da bırakın. Bir de bana öğle yemeği ısmarlayın, bir de paket yaptırın eve götüreyim, acıktım derim. Cimri olsam öyle yaparım. Abi, kim bugün öyle yapacak? Bölüm başı aldığın parayla birer araba alınıyor. Zahmet onu da kendin gel yani. Evet sevgili dostlar. Arkadaşlar şu anda bir yalan girdabının içindeyiz. Mesela sen, bak seni çözeceğim Candas. Yurt dışına gittin. Evet. Kahvaltı, oda kahvaltı dahil. Yiyip içip ağzına kadar buraya kadar getirir misin dışarıda bir şey yememek için? Ben hep dışarıda yerim. Ben prensip olarak otel yemeği yemem. Öyle mi? Ha, o zaman olmadı. İsmail sen? Ben kaçırmam otel yemeğini. İşte nekes bu. New York sokaklarında ne kadar pahalı yoksa yemek olduğunu bildiğin için. Kardeşim bunun gibi ağzımda kaşıkla doğmadım ben. Gümüş kaşık. Yani gümüş ben kaşık. Şimdi mesela tam pansiyona gidiyorum. Gün boyu ne verirse yerim. Tam pansiyon ya. Hayatın boyunca harcadığın ve en pişman olduğun para hangisi? Hiçbir paraya pişman olmam. Hiç harcamadım ki. Ben lüzumsuz bir para harcamadığım için pişman olacak bir para harcamadım. Bileyim, belki daha birkaç eskilerde falan filan. Ya ulan şu kadar para verdik, boşuna verdik dediğin şey ne mesela? Var. Geçenlerde bir müzik sistemi yaptırmıştım mesela. Ona gerek yoktu yani. İsmail senin? Ne? Nasıl kardeş, özledik vallahi. Bir daha söyler misin soruyu? Diyorum ki bir para harcayıp da ulan çok gereksiz oldu bu dediğin şey ne şu ana kadar? Benim öyle çok büyük para masrafım olmadığı için hepsi küçük. Ama hiç böyle içine oturan bir şey olmadı mı hiç? Oldu. Ne mesela? Geçen sene mesela yani çok yanlış yerde tatil yaptım ve çok para harcamadım. Ama saçma sapan para harcadım yani. Halbuki o parayla çok daha mantıklı bir yere gidebilirdim. Mesela örnek ver, nereye? Bodrum'a gittim de. Bodrum'a pişman mı oldun? Yanlış yerde yaptım. Ucuza kaçtık, tamam mı? Dedik abi ki ya böyle ailece gidiyoruz, daha kolay olur. Ucuza kaçtık, daha pahalı geldi. İtiraf ettin. İşte gerçek bir cimrisin İsmail. Evet. Ne oldu? Hayır. Bak İngiliz atasözü ne der? Ucuz alacak kadar zengin değil. Bravo! Bravo! Bravo.
Ben şunu bilemedim. Mesela normalde hep düzenli tam pansiyon kaldığım bir otele gidiyordum. Dedim ki ya burası olmasın. Kanka tam pansiyon sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve öğle yemeği. Aralarda da öğün var. Biliyor musun? İsmail dondurmayı yerken düşürüyor, gidiyor bir tane daha alıyor. Ne o cimri şey? Yok, her şey dahil o işte. Her şey dahil o. Saymıyorlar mı? Neyse. Ya mesela bir dondurma hakkında mı? Yok yani, abicim yok. Her şey yine. Bence İsmail var ya, akşam odaya çekilirken içecek bile dolduruyordu. Tabii. İşte gerçek bir cimri. Gerçek İsmail, senin adını koydum. Cimrisin sen. Değilim. Ben de mesela öyle bir yerde kaldım ama hiçbir zaman odaya çıkarken 6 tane kolayı götürmedim. 6 tane kola götürmüyorum. 3 tane. 3 tane. Mesela İsmail, sen şöyle bir şey yapar mısın? Yemek yendi. Bayağı da böyle yani böyle kuzu şiş duruyor yani. Ya şunu paket yapar mısın der misin? Tabii derim. Oo, sen? Yok abi, o kadar. Ben paket yaptırmayı sevmiyorum. Ama kalmış böyle cillop gibi abi, kuzu şiş. Ben onun yerini bırakmam, yerim onu. Abicim bunda ayıp ne, günah ne? Amerika'da herkes böyle iyi davranıyor zaten. Bunda sen ayıp nereden ki biliyorsun ki Amerika'da doğdun, büyüdün? Amerika, hiç kere Amerika'ya gittin hayatım boyunca. Ben Amerika'ya düzenli giden bir insanım. Ama Amerika'daki porsiyonlar da paketlenir abi ya. Abi, bu kadar porsiyon büyük, var büyük ya. Büyük porsiyonlar. Orada gelenek hatta. Bizde bu ayıp zannediliyor. Paket yani, çok ayıp bir şey. Paket görmemiş. Cimrilikle alakası yok ama abi, bu. Abi yemeğe gittin, paket gerçekten görmemiş. Parasını ödemişim kardeşim. Ya suyu alan var, suyu. Abicim ye. Yiyemeyeceğin kadarını da söyleme. Söylemiş bulunduk. Sen de kusura bak. Ya tarama çok geldi, yiyemiyoruz. Ne yapalım tarama şimdi? Tarama ne ya? Ya ne bileyim meze. Tarama ne ya? Meze yok mu ya? Dün tarama mesela, dün biz balık söyledik. Aç gitmişiz. Abi her gün bir yere gidiyorsun. Bak İsmail, fakirlikten bahsedemezsin. Hayatında gördüğün en cimri insan kimdi? Öyle çok cimri bir insan görmedim. Yani kendimi belki biraz. Aynaya baktığında. Hayır, ben cimri değilim. Cimri değilim. Cem Yılmaz senden daha mı cimridir? Hayır, değildir. Daha ile açık. Çok belli. Tutumlu, siz şimdi bir dakika. Tutumlu olmayı cimri olmakla karıştırıyorsunuz. Bütün cimrilerin tutumlu olduklarını iddia etmek ben, gibi bir durum var. Ben tutumluyum. Gökhan'a sorsak, Gökhan sen de tutumlu bir insansın değil mi? Har vurup harvan savurmaz. Mis gibi işte. Arkadaşlar, tutumlu olmayı cimri olmakla karıştırmayın. Paranızı yiyin. Hem de bu ekonomik şartlarda, bu enflasyonlarda parayı tutmayın. Zaten para pul oluyor. Yiyin. Çevrenize dağıtın. Sevenlerinizle paylaşın. Birine tişört alın. Birine ekmek alın. Bu kumbara adeti kaldı mı ya? Kaldı. Var mı hala kumbara? Ufak ufak demir para atıyorum ama demir küçük para kullanmadım. Küçükken çok teşvik ediliyordu. Ben bir tane şey atıyorum kumbara ama eskiden para ediyordu o atılanlar. 80 yaşındasın, o çocuk için bir... Kumbara değil oğlum, bir şey yani. Ona eskiden onu attığım zaman mesela bir çeyrek altın alabiliyordun bir ay sonunda. Ben de şimdi altın atıyorum. Tabii bunlar zengin davranışları. Bunlar zengin davranışları. Biz bana sana da bu yakışır zaten. Bu zengin davranışları. Candaş Tolga attığı zaman zengin oluyor. Biz attığımız zaman cimri oluyoruz. Sende şey var, bahşiş mevhumu var mı abi? Ben bahşiş veririm. Bahşiş konusunda asla ve asla... Standartın ne? %15 civarında. Ben muameleden memnun neye kalmazsam göre vermem. Ben hesabın %15'ini veririm ben. Ben her koşulda vermeyi doğru bulmuyorum. Ben her koşulda... Şimdi Allah Allah. Söylediğin... Onu sonra söylüyorsun. Normalde ben bahşiş veririm. Ama mesela ters bir şeyle karşılaştım. Adam çok iyi değildi, kötü davrandı, bilmem ne falan. Yemek de kötü falan. Ona yine veririm ama %15'li vermem. Ben yani vermem abi. Ben veririm. Kötü davranıldıysam, kötü muamele gördüysem asla vermem. İyi ve memnun kaldıysam da o %10 falan değil, daha fazlasını veririm. %10 değil. Ben yani ben her zaman %15 vermişimdir. Fazlasını da vermiş olabilirim. Kötüyse niye olmuyor mu ya %15'i? Niye? 2500 lira geldi. Söyle bakayım. 300 lira verdin, gittin işte. Tamam. Ne ki yani bu? Değil de çok bu acayip bir logaritma. %10 versen konu kapatmış olur. Değil ama 2500 liraya ya 250 lira verirsin ya 300 lira verirsin yani. 250'ye %10 olur. İsmail sen 300... bahşiş verir sürekli. Ama senin şu an... %12 oldu. Ben %10 veririm. Tamam, ne ben yapalım %10 şimdi? Hesap makinesiyle mi gezelim? Veririm. Ekstra performans... Abi nereye gittiğinle ilgili bir şimdi mesela abi, nereye gidiyoruz, gittin? Can abi gidiyoruz. İstinye Park'ta balıkçılasın. Bak Tanrı gidiyoruz. Mecbursun vermeye sen. Diyor ki Tanrı o geldi. Bahşiş vermezsen her yerine söyleyecek. Sen bu yüzden veriyormuşsun abi. Geldi buraya. Ya İsmail sen şey için vermiyorsun bak. İsmail. İsmail şey için vermiyor. Vermek için vermiyor. Ayıp ol. Hani lafımı ederler diye veriyorsun. Candaş Bey, bugünün özelliği ne? Bugünün özelliği sıcak bir gün olması. Hayır. Hepimizin Kore'nin doğum günü. Aa. Evet. 37. yaşına bastı. Koray tabii bunu renk vermedi yani. Aslında bunu sizin kendiniz bilmeniz lazımdı. Evet. Ve çocuğa bir hoşluk yapmanız lazımdı. Ama onu yine kim düşündü? Kim? Vallahi cimri dediğiniz Can Yılmaz. Pasta mı aldın çocuğa? Neyli pasta seversin kardeş? Krokanlı abi. Ben sana muzlu pasta aldım. Krokan. Abi krokanlı pasta sen aklın... Krokan olmaz. Buyurun alayım ben pastayı. Yapma. Sana muzlu pasta, evet. Bu ne? Gel. Abi ne pastası? Siz deminden beri bana... Abi. Siz deminden beri bana cimri, şu, bu derseniz bunun fitili yok.
Fitil mi? Evet, fitil yok. Koray gel üfle. Abi niye üfleyeyim? Yakmadım. Mış gibi yap. Biz ona alev koyarız bilgisayarda. Sen üfle gel. Yine de. Beraber öpüyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tamam biz bu muzlu pastayı üfledik ama benim en özel olduğum ne biliyor musun? Abi ne muzlu pastası? Halley bu düpe düz. Tamam, neresi tamam. Muzlu pasta bunun ya? Muzlu ama bir pasta kadar güzel. Bak. Kardeş kusura bakma sana layık değilim ha. USB mi aldın abi? Kablosu en azından. Neyi? Bunun devamını sen alacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı güzel ha. Öyle mi? Biz de bir yerimiz. Benim doğum günüm abi. Ayıp oluyor ama ya. Aa, harbiden muz şeyi geliyor böyle. Gökhan'cım al. O yeni spordan geldi. Yeni spor. Ulan yemek yememek için spora yazılmış herif. Ne kesliğin zirvesi bu. Koraycığım, nice yaşlara kardeşim. Sağ ol abi. Kaç oldun? 37 mi? 32. 32 hiçbir şey değil ya. Sana kaç lazım? Ben şu andaki halimle 32 olsam en arkadan bir dişimi feda edebilirim. Özetle para kolay kazanılmıyor. Yani kolay kazanan arkadaşlar var. Ama para gerçekten kolay kazanılan bir şey olmadığı için tutumlu davranarak paranızı dikkatli kullanmak güzel. Ama cimrilik de yapmayın. Hmm. Yani bir doğum gününe giderken bir şey alın. Sen alır mısın? Ayakkabın patlamadan bir ayakkabı al. Patlamasını bekleme. Muhakkak giderken hediye alır mısın? Hayır. Güler yüzle geçiştirmeye çalışırım. Ama bir beklenti oluyor değil mi? Böyle bir bakma oluyor. En kötüsü hediye almadığın doğum gününde hediye merasimine denk gelmek. Hediye verilirken senin kenarda gülüyor olmalı. Hayır o zaman sen orada artık pratik yapmış olman lazım. Belli ki hediye verilecek köşede sağda solda poşetler var. Tuvalete gidersin beklersin bitene kadar. Ne kadar süre? Allah bilir. Ya da şöyle yaparsın. Ne? Öldü mü? Artık ölüye de kimse bir şey demez. Ya bir gülücük kadar güzel bir hediye var mı? Yoktur abi. Var. Bak yok. Gökhan'a katılıyorum. Çünkü? Nekesiz. Gökhan var ya, duş alıyor ya, küvete dolduruyor. Sonra da ondan bir daha, ertesi günde sen o küvette... Sen nereden biliyorsun Gökhan'ın biliyorum, kendi anlat. Senin Gökhan'la nasıl bir muhabbet? Abi, evi almadan evvel bana evi videosunu yolladı. Abi 18 milyon lira alayım mı dedi. Paran varsa al kardeş dedim. Bir Manisa'da mesir macunu töreninde mesir macunu atıyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Daşar'da al İbrahim sana lazım olur diyor, tamam mı? Oh. Kamer genç. Ondan bir hafta sonra meclis diyor ki Bülent diyor. Sen diyor İbrahim'e lazım oldun. Nereden? Evet sevgili dostlar. Bugün yine ilginç bir konuya temas ettik ve güzel harmanladık. Bence güzel oldu. Nekeslik ve cimrilik konusunu işledik. Bu tutumluluk mudur? Parayı düzenli, güzel kullanmak mıdır? Akıllı kullanmak mıdır? Konusunu tartıştık ama bir yere varamadık. Sadece bu arada Koray'ın doğum gününü kutlamış olduk. Bir kez daha Koray'a nice yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kafa TV'yi izlemeyi, abone olmayı unutmayın.